Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Sakarya Matematik Koordinatörü İsmail Bakan. Amacımız verilen bu ara dönemde ilimizde eğitim öğretim görecek olan öğrencilerimize farklı ölçme araçları ile destek olmak. Bu süreci sağlıklı geçirebilmek için evlerimizde kalalım. Şimdi sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Aşağıda verilen ifadelere uygun eşitsizlikleri yazınız. 2 x'i 9'dan büyük olan sayılar x eksi 2 büyüktür 9. 3 eksiğinin yarısı 12'den küçük olan doğal sayılar. x eksi 3 yarısı dediği için 2'ye bölüyoruz. Küçüktür 12. 15 ya da 15'ten büyük sayılar. Burada ya da dediği için büyük eşittir kullanmamız gerekiyor. x büyük eşittir 15. <laughs> 2 katının 4 fazlası 10 veya ondan büyük olan sayılar. Burada veya dediği için büyük eşittir kullanmamız gerekiyor. 2x artı 4 büyük eşittir 10 diyebiliriz. Volkan'ın parasının 6 TL eksiğinin 4 katı 72 TL'den küçüktür. Volkan'ın parasını x dersek x eksi 6 4 katı dediği için 4 ile çarpıyoruz. 4x eksi 6 küçüktür 72. Yaşı 18'den küçük olanlar ehliyet alamazlar. Ehliyet alabilmek için bir kişinin yaşı ne olmalıdır? Ehliyet alabilecek bir kişinin yaşı 18'e eşit veya 18'den büyük olması gerektiği için büyük eşit kullanıyoruz. X büyük eşittir 18 diyebiliriz. Yetişkin bir insan günde en az 2 litre su içmelidir. 2 veya daha fazla içmesi gerektiği için büyük eşittir kullanıyoruz. X büyük eşittir 2 şeklinde diyebiliriz. Şimdi ikinci sorumuza geçebiliriz. İkinci sorumuzda bir terazi modellemesi verilmiş. Terazinin aşağıda olan kefesi daha ağır olduğu için aşağıda olanlar daha büyüktür. Birinci kefemizde 4x, ikinci kefemizde ise 8 bulunmakta. Öyleyse 4x küçüktür, 8 diyebiliriz. Hatta daha da sadeleştirme yaparak her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x küçüktür, iki şeklinde eşitsizliği kurabiliriz. B şıkkına baktığımızda 2x artı 2 küçüktür. x artı 5 şeklinde bir eşitsizlik kurabiliriz. Gerekli işlemleri yaptığımızda x'i kaç tarafa atarız? 2x eksi x'den x at2 kaçtır fattığımızda ise 5 eksi 2den 3 olarak karşımıza çıkar. x küçüktür 3 şeklinde eşitsizliğimizi kurabiliriz. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuza baktığımızda A ve B tam sayılar olmak üzere diyor. Burada tam sayı vurgusunu yapmamız gerekiyor. A büyük 6'ymış. B büyük 9'muş. Buna göre A 3A artı 4B'nin alabileceği en küçük değer soruluyor. Burada A'ya verebileceğimiz en küçük tam sayı değeri 7. B'ye ise 10'dur. Öyleyse A yerine 7, B yerine 10 yazarak aradığımız cevabı bulabiliriz. 3 çarpı 7 artı 4 çarpı 10. O da eşittir. 3 çarpı 7, 21 artı 4 çarpı 10 40'a eşittir. 40 ile 21'i de topladığımızda karşımızda 3 artı 4 b'nin en küçük değerini 61 olarak bulabiliriz. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuzda bir önceki sorumuza göre tam sayılar değil gerçek sayılar diyor. Bu çok önemli x küçük 5'miş, y küçük 8'miş, 2x artı y 3y ifadesini alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruluyor. Burada aslında en büyük tam sayı değerini sormak istemiş. Soruda vermemesine rağmen. Öyleyse x ve y için ayrı ayrı eşitsizlikler yazabiliriz. 2x artı 3y ifadesinin değerini bulmak için. Şimdi x küçüktür 5 diyor. Eğer x 5'ten küçükse her iki tarafı 2 ile çarptığımızda 2x küçüktür 10 eşitsizliğine elde ederiz. y küçüktür 8 diyor. y küçük 8 ise eşitsizliğin her iki tarafını 3 ile çarptığımızda 3y küçüktür 24 eşitsizliğine elde ederiz. 2x artı 3y'yi bulabilmek için 2x 3y'yi topluyoruz. 2x artı 3y ifadesi küçüktür. 24 eşitsizliği karşımıza 34 eşitsizliği karşımıza çıkıyor. Öyleyse 2x artı 3y'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri 33 diyebiliriz. Şimdi 5. sorumuza geçelim. 5. sorumuzda x ve y tam sayılar olmak üzere eksi 3 küçüktür x x küçüktür 6 ve eksi 7 küçüktür 7 y o da küçüktür 2 eşitsizlikleri var. Burada eksi işaretine dikkat etmemiz gerekiyor. 3 x eksilene 2 y ise bize çıkan sayıyı ifade ediyor. O zaman biz x yerine yazabileceğimiz en büyük tam sayı değerini y yerine ise yazabileceğimiz en küçük tam sayı değerini yazmamız gerekiyor. Öyleyse x yerine verilen aralığa baktığımızda yazabileceğimiz en büyük tam sayı değeri 5'tir. x eşittir 5. Y yerde yazabileceğimiz en küçük değeri sorduğu için verilen aralığa baktığımızda yazabileceğimiz en küçük tam sayı değeri eksi 6'dır. Eşitsizlik denklemde yerine yazıyoruz. 3 çarpı 5 eksi 2 çarpı eksi 6. Burada eksi 2 ile eksi 6'nın çarpımına dikkat etmemiz gerekiyor. 3 çarpı 5 15 artı eksi 2 ile eksi 6'nın çarpımı artı olduğu için 12 15 artı 12'den 3 x eksi 2'ye ifadesini alabileceği en büyük değeri 27 olarak bulabiliriz. Altıncı sorumuza geçelim. Merve'nin yaşı x artı 5, abisinin yaşı 2x eksi 7'dir. Buna göre Merve en az kaç yaşında olabilir? Merve'nin yaşı abisinin yaşından küçük olacağından dolayı x artı 5 küçüktür. 2x eksi 7 eşitsizliğini kurabiliriz. Bilinenler bir tarafı, bilinmeyenler bir tarafı gelecek şekilde düzenlersek x eksi 2x küçüktür. Eksi 7 eksi 5. Eksi x küçüktür. 12 eşitsizliğini elde ederiz. Biz burada x'i bulmak istiyoruz. Öyleyse eşitsizliğin her iki tarafını da eksi 1 ile çarptığımızda eşitsizlik yön değiştirir ve x büyüktür 12 eşitsizliğini elde ederiz. Merve'nin yaşı x artı 5 olduğu için eşitsizliğin her iki tarafına da artı 5 ekleriz. Böylece x artı 5 büyüktür 12 artı 5'ten 17'ye eşit olmuş olur. Merve'nin yaşı 17'den büyük olacağına göre Merve en az 18 yaşında olabilir. 7. sorumuza geçelim. Kerem günde en az 30 sayfa, en fazla 70 sayfa kitap okumaktadır. Kerem 169 sayfalık bir kitabı 5 günde okumuştur. Buna göre Kerem 5. gün en fazla kaç sayfa kitap okumuş olabilir? Bizim Kerem'in o zaman ilk 4 gün en az sayfa okuması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bu da 30 sayfaya eşit oluyor. O zaman ilk 4 gün 4 çarpı 30'dan Kerem 120 sayfa kitap okumuş olabilir. Bu okuyabileceği en az miktar. 169'dan da 120'yi çıkartırsak Geriye kalan 49 sayfayı Kerem 5. günde okumuş olabilir diyebiliriz. 8. sorumuza geçelim. 500 gram kütleli çaylardan alan Serap paketlerin üzerinde artı eksi yüzde 2 yazısını görmüştür. Bunun anlamı şu demek oluyor. Paketlerdeki çay miktarı %2 az ya da %2 fazla olabilir. 500'ün %2'sini bulacak olursak sıfırlar birbirini götürür. 5 çarpı 2'den 10 olarak karşımıza çıkar. Bunun anlamı çaylar, çay paketleri 10 gram daha az veya 10 gram daha fazla olabilir demek oluyor. Öyleyse eşitsizliğimizi kuracak olursak 500 10 küçüktür x küçüktür 500 artı 10. Fakat 10 gram aşağı, 10 gram fazla dediği için eşitlikleri de koymamız gerekiyor. Öyleyse bizim eşitsizlik aralığımız 490 ile 510 arasında yer alıyor. Sayı doğrusunda göstermemiz istenmiş. Öyleyse sayı doğrusunu çiziyoruz. Küçük eşittirler olduğu için sayı doğrusunda 490 ve 510'u gösteren yerlerimizin içlerinin dolu olması gerekiyor. Burasını 490 olarak işaretleyelim. Burasını 510 olarak işaretlersek. Hatta rengimizi de değiştirelim. 490 ile 510 aralığı diyebiliriz. Tabii ki başlangıç noktalarında içlerinin dolu olması gerekiyor. Sonraki sorumuza geçelim. 9. soru. Burada e, kesirli eşitsizlik verilmiş. Kesirli eşitsizliklerde paydaları işlememiz gerekiyor. Paydalar 12'de işlenir. Paydalar işlendikten sonra paydaları yazmaya gerek yok. Öyleyse 4 ile x artı 2'yi çarpıyoruz. 4 çarpı x 4x artı 8. Büyük eşittir. 6x eksi 12. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa gelecek şekilde düzenlediğimizde 4x eksi 6x büyük eşittir eksi 12 eksi 8 eksi 2x büyük eşittir eksi 20 x'i yalnız bırakabilmek için her iki tarafı da eksiye bölüyoruz. <laughs> Eşitsizliklerde her iki taraf eksiye bölündüğünde eşitsizliğimiz yön değiştirir. Eşitsizliğin yön değiştirdiğini unutmuyoruz. x küçük eşittir. 10 şeklinde eşitsizliğimizi yazabiliriz. Sayı doğrusunu çizecek olursak 10 noktasını belirliyoruz. Küçük dediği için onun sol tarafını işaretlememiz gerekiyor. Eşittir olduğundan dolayı da onun bulunduğu noktanın içi dolu olması gerekiyor. Burada rengimizi değiştirelim. İçi dolu olacak şekilde noktamızı belirledik ve sol tarafı küçük olduğundan dolayı işaretliyoruz. 9. sorumuzun çözümü de burada bitiyor. 10. sorumuza geçelim. Bu bir test sorusu. Yine diğer soruda yaptığımız gibi bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa almamız gerekiyor. Eksi x kaç tarafa attığımızda artı x olur. Artı x, eksi 3x, büyük eşittir. 12 eksi 18. Eksi 2 x büyük eşittir. Eksi 6. X'i yalnız bırakabilmek için her iki tarafı da eksi 2'ye bölüyoruz. Yine eşitsizliğin her iki tarafı eksiye bölündüğünden dolayı eşitsizliğimiz yön değiştiriyor. X küçük eşittir eksi artı 3 şeklinde eşitsizliğimiz buluyoruz. Şıkları teker teker inceleyelim. Şıkları teker teker incelediğimizde A şıkkında x küçüktür. İçi boş olduğu için eşittir yok. 3 diyoruz. Bu bizim aradığımız cevap değil. x büyük eşittir 3 B şıkkında. Yine aradığımız cevap değil. X büyüktür 3. Bu da aradığımız cevap değil. D şıkkına bakacak olursak X küçük eşittir 3. Küçük eşit olduğunu 3'ün oradaki noktanın dolu olduğundan anlayabiliyoruz. Soru çözümlerimiz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki çözümlerde görüşmek üzere. Allah devletimize bu beladan çok çabuk kurtulmayı nasip etsin. И геннар